Evet, değerli arkadaşlar, herkese merhabalar, mutlu günler. Bir Turkey'den İlke ben. Bugün yakıt tüketimi videosu çekeceğiz. Hazır son zamlarda geldikten sonra ister istemez hepimizin merak konusu oldu. Araçlarımız kaç litre yakıyor, nasıl yakıyor, işte nasıl az yaktırabiliriz, nasıl tasarruf sağlayabiliriz. Bugün Mitsubishi ASX aracımla Küçükçekmece'den Bakırköy'e gibi yol alacağım. 15-20 kilometre civarı bir yol. E5'ten ve Basın Ekspres'ten gideceğiz. Bakalım Mitsubishi ASX kaç yakacak bugün, onu bir göreceğiz. Şu an tüketim 15'te. Bunu sıfırlayalım. Sabah kullanmıştım çünkü. Sıfırladım ve yolda hiç ellemeyeceğim. Bir deneyelim neler olacak. Şimdi Mitsubishi ASX'in yakıt tüketimi şehir dışında katalog verilerine göre 5 litrelerde, şehir içinde de 7,5 litre civarında seyrediyor. Ben bu verilere kendim ulaştım. Yani çok yanlış veriler değil. Şehir içi hakikaten de kalabalık bir çevre yolunda 7,5 litrelerde, hatta daha da altında. Şehir dışındaysa hakikaten de 5 litrelerde yakıt tüketimlerine ulaşabiliyorsunuz bu arabayla. Şu an ortalama averaj tüketim 40 litreden başladı. Yeni sıfırladığımız için. Yokuşlu ve soğuk bir motorla kalkış yaptık. Bu benim oturduğum civarlar biraz yokuş yerler. Sağda yokuşlu bir yer olduğu için de tabii arabanın tüketimi düz yolda soğuk motorla kalkışa göre biraz daha yüksek başlıyor. Şu an 40 gayet iyi aslında. Normalde biraz gaza bassam birinci viteste 70-80'lerde bile başlayabilirdi. Şu an 25,9'a düştü. Sürüşümüze başladık. Öncelikle hypermiling denilen şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışayım sizlere. Hypermiling dediğimiz olay az yakıtla uzun mesafeler kat edebilme sanatıdır. Ben böyle tanımlıyorum bunu. Yani diyelim arabanızda 10 litre benzin var. Uzun yoldasınız, hiçbir yerde benzinlik yok. İşte benzin ışığı yeni yanmış. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Ya benzinlik bulacağım diye dua edersiniz, benzinlik bulmam lazım diye. Ya da düşük hızlarda seyredip yüksek vites, düşük devir, düşük hız, yani kaç düşük hız dedim, mesela 80'le filan. Böylece araba az yakmaya çalışır, az yakar. Hani bizim de yapmaya çalıştığımız şey o aslında. Tabii bizim benzinimiz var, amaç benzini bitirmemek. Çünkü benzin olmuş 6 küsür lira litresi. Hani bu sebeple arabayı öyle ekonomik sürmem lazım ki, işte şu an arabada yarım depo benzin var. Bu yarım depo benzinle ben uzun kilometreler seyahat edebileyim. Çok hemen bitmesin benzinim. Hem cebime zarar çünkü benzinin bitmesi, hem de işte milli servet diyorlar ya, milli servet diye bir gerçek var. O yüzden fazla çarçur etmemeliyiz. Hypermiling nasıl yapılır? Şimdi iyi bir hypermiller fren çok fazla kullanmaz. Bu birinci kural. Frene çok basmamamız lazım. Öyle ani yapılan frenler yakıt tüketimini arttırır. Hani frene nerede basacağımızı bilmemiz lazım. Onu söylemek istiyorum. İkinci olarak aracımızın lastik basınçları önemli. Yani şimdi lastik basınçları, işte aracınızın kapısını açtığınızda mesela etiket vardır. Etikette yazar orada kaç PSI basacağınız. Mesela ASX'de ben 32 PSI basıyorum, 4 lastiğe de. Ama ne bileyim, bazı arabaların 28 PSI'dır, bazılarının işte 35 PSI'dır, 30 PSI'dır. O kurallara uymanız lazım. Araçta tabii yük varken yüke göre de lastik basıncını arttırmanız ya da düşürmeniz, hani araç size, aracın kullanım kılavuzu ya da kapıdaki etiket nasıl belirttiyse bu kurallara uymanız lazım. İkinci kural budur. Üçüncü kural az elektrik kullanımı. Yani az elektrik kullanımından kastım nedir? İşte klimayı gereksiz yere açmamak. Onun dışında farları gereksiz yere açmamak. İşte aracın ne bileyim koltuk ısıtma gibi, bu araçta olduğu gibi tertibatlar varsa onları gereksiz yere kullanmamak.
yakıt tasarrufunuzu etki edecektir. Hatta orası pek doğru mu bilmiyorum ama doğru da olabilir. Radyo açmak bile yakıt tüketimini etkiliyormuş. Öyle iddialar var, yok değil. İşte o ne? Ben pek o yüzden zaten klimayla işim olmuyor. Aracımda klima var tabii ki. Yepyeni araba zaten. Artık klima olmayan araba yok diyebilirim. Ne bileyim işte koltuk ısıtıcı falan filan var. Ben gereksiz yere kullanmamaya özen gösteriyorum öyle şeyleri. Dördüncü madde, araçlarda, yeni otomobillerde daha doğrusu, vites değişim göstergeleri vardır. Bu da ASX'te olan bir şey yine. ASX genelde 1800'de bir bandında vites değiştirme uyarısını gösterisi. Şu ortada bir ekranımız var, yol bilgisayar ekranı. Vitesi bu devir aralıklarında değiştirmeni tavsiye eder. Şimdi düz yolda bu vites aralıklarını kullanabiliriz. Düz yolda çünkü araba gidiyor zaten. Ama dik yokuşlarda arabanın çekmeyeceği durumlar oluyor. Hani tamam gidiyorsun işte 4000 devirde. Bak şu an düz yolda mesela alabilirim vitesi. Aldım da 5. viteste gidiyorum 50 km hızla. Ama dik yokuşlarda tabii 5. viteste çıkamazsın 50 km hızla. Yoluna göre vites değişim aralıklarını kullanmamız gerekiyor arkadaşlarım kısacası. Şu an mesela yokuşa geldim. Vitesi mecburen 4'e aldım. Ancak burada da yaptığım şeye özellikle dikkat edin. Yaptığım şey kesinlikle vitesi 4'e aldıktan sonra gaza sonuna kadar yüklenmek değil. Çeyrek bir şekilde basıyorum şu an. Hatta bak şu an 4'te bile shift göstergesi bana şey diyor, vites yükselt diyor ama burası yokuş. Burada ben vitesi yükseltemem. Araç çıkmaz. Ya da çıkar ama çok zorlanarak çıkar. Bu sefer yakıt tasarrufu yapacağım derken aksine yakıt sarfiyatı yaparız motoru zorladığımız için. Şu an mesela bir yokuş iniyorum. Burada gaz vermeme gerek yok. Şu an start stop devreye girdi. ASX'in en sevdiğim özelliği. Işıkla bekliyorum. Motor çalışmıyor. Tasarruf elde ediyor. Şu an 8.1'de tüketim bu arada. Işıklarda kalkarken gayet sakin kalktım gördüğünüz gibi. Hani öyle gereksiz ara gaz vermedim. Üçüncü vitesteyim. 40'a yükseldim. 4'e aldım. Dümdüz yol zaten. Fazla gaz vermeme gerek yok. Hatta hiç gaz vermeme gerek yok. ...8.1'de tüketimim geziyor. Yokuş aşağı gaz vermemekle dediğim gibi tüketime etki edecektir. Trafikte yaptığınız her ani hareket yakıt tüketimini arttırır. Yani ani hareketler yapmaya kesinlikle gerek yok. Sakin olacaksınız. Hani birine kızdım, işte adamı sollamak istedim, gaza bastım gibi şeyler hep yakıt tüketimini arttıran şeylerdir. Yakıt tüketimiyle ilgili en önemli şeylerden biri de aracın bakımlarının zamanında yapılmasıdır. Aracınızın bakımlarını zamanında yaptırın. Hani araç bakımsızsa, bakımı geçtiyse haddinden daha çok yakacaktır. Ne bileyim, hava filtresi tıkalıysa, motor yağı artık şey olduysa, katrana döndüyse gibi. Onun dışında kış lastiği, yaz lastiği de ciddi bir fark yaratır yakıt tüketiminde. Şimdi kış lastiği bir de soğuk hava olunca tabii arabanın yakıtı biraz daha artıyor ister istemez. Hani bu konuda herkes hemfikir. Kış lastiği yakıt tüketimini arttırır, bu bir. İkincisi, soğuk havada yakıt tüketimini arttırır. Bu arabanın normalde yaz mevsimlerinde, hani kendim artık kullandığım için de biliyorum, bir senedir bu araba bizde. Yazın biraz daha az yakıyor. Bunu kabul ediyorum. Ama kış ayına geldiğimizde, yani hele buz gibi eksi 2 eksi 3 derecelerde ister istemez ASX normalde, örnek veriyorum, 7 litre yakıyorsa soğukta 8 litre, 8.2 litre civarında yakmaktadır. Ancak yine de tabii sınıfına göre bu araçların tüketimleri gayet iyi. Şu an mesela bir yokuşla iniyorum. 5. testte 45'te iniyorum. Gaz vermiyorum. Oh, keşke hep böyle olsa bütün yollar. Yakıt tüketiminde hafiflik en önemli şey bence. En önemlisi. Lastikten filan da önemli. Araç ne kadar ağırsa o kadar fazla yakar arkadaşlar. Yani şimdi yolcu sayınız fazladır. Normal yakıtı gibi yakmaz araba yalnız başınızayken. Şu an 70'te cruise kontrolü aldım, gidiyorum. 70 km hızla gidiyorum. Yol biraz hızlı. Yol hızımız 80 yapalım. Hızı 80 yaptım. Tüketim 6.6'da şu an. Ortalama hız da 33'te. Ve bu araçta kış lastiği var. Bakımı aslında 15.000'de bir diyorum ben buna. 10.000'de diyorlar da ben 15.000 diyorum.
12.000 kilometre falan geçti bakımdan çıkalı araba. Ayrıca havada 12 derece, yani öyle 24-25 derece bir sıcaklık yok. Soğuk sayılabilir İstanbul ile. 6.4'e düştü tüketim. 65'in vitesine gidiyoruz. Cruise kontrol kullanıyorum. Gaz vermiyorum kesinlikle. Yakıt tüketim çubuğu çok düşüklerde, seviyelerde. Biraz gaz veriyorum. 6.1'e düştük. 70 ile gidiyoruz. Şimdi Bakırköy Safağı'na giriş yapacağız. Basın Ekspres'teyim şu an. Burası Basın Ekspres. Fren yapacağınız zaman fren pedalından çok motor freni kullanın. Bakın ben şu an 5'ten mesela 3'e alıyorum yavaşça. Arabayı hafif yavaşladım, sonra 4'e alıyorum, sonra 5'e alıyorum yavaşlayabilmek için. Bunu yapmanız arabanın yakıt tüketimini etkileyecektir. Az fren kullandığınız için. Hem de motoru da yormayacaktır. Kesinlikle motor freni dediğimiz şey, yani dikkatli kullanılırsa yormaz. ...5.8'de tüketim, 70'te gidiyorum. Cruise kontrolü açtım. Keyfime bakıyorum şu an. Bakırköy Sapağı'na girdik bu arada. Şimdi E5'e bağlanacağız arkadaşlarım. ...5.2'de tüketim. E5'e bağlanıyoruz. Evet. Şimdi tüketimi biraz daha size iyi anlatabileceğim bir yere geldik. Şu an biraz trafik var E5'te. Dur kalk. Giderken tüketim böyle gördüğünüz gibi. Yol açıkken 5.2'lerde geziyorum. Yakıt tüketimi olarak. 5.2 kilometre, 5.2 litre bölü 100 kilometre. Ortalamamız 40 kilometre şu an. Evet, şu an güzel bir dur kalk trafiğine giriyoruz. Bakalım tüketimi nasıl etkileyecek. Hem de start stopu da iyice bir denemiş oluruz. Bu arada ambulanslara yol verelim. Onu da kamu spotu olarak şey yapalım. Evet, Bakırköy ayrımına geldik. Bakırköy Devlet Hastanesi. Burası Bakırköy Mazhar Osman diye bilinen akıl hastanesi. Ya da işte deliler hastanesi de diyorlar. Doğru bir şey değil de akıl hastanesi diyebiliriz. Oraya çıkan yol. Ne basıyorsun dayı? Arkamda bir tane mal var. Korna basıyor. 5.2'de hala tüketim. Ortalamamız 39'a düşmüş. Öyle ufak bir trafiğe girdik. Arabayı durdu. Şimdi Küçükçekmece'den Bakırköy'e geldim. Şu an geldim. Tüketim 5.3'te. Ortalama hızda 36 kilometrede şu an. 5.3 kilometre, yani 5.3 litre bölü 100 kilometre, 36 kilometrede hız ortalamasına sahibiz. Şimdi Küçükçekmece'ye döneceğim birazdan. Bakalım tüketim ne olacak? Sıfırlamıyorum. Direkt böyle kalacak. Arabayı kapatıyorum. Yanımızda Kaan var. Kaan Yıldırım, nasılsın? Kaan da yakışıklı genç bir çocuk. Kızların şeylerini bekliyoruz.
Ya Allah'ım ya. 2007'ydi değil mi doğum tarihi? 17, 18, 12, 12 Evet. yaşında. 12 yaşında varsa izleyici. Allah'ım ya. Yakışıklıdır, bak Dayanamıyorum. saçları kamerada görünmüyor olabilir ama şeydir yani. Allah'ım ya. Yakında yakın çekim yaparız. Ya İlker, bize mavi git, arabanın şeyine bak ya. Hadi oraya. Lan şöyle şeye bak sen. Allah. Allah'ım ya. Ben de bakalım gideyim. Taktım değil mi kemeri? Taktım tabii. Güzel taktım değil mi? Ben iki kere bakarım her şeye. Tamam. Ya bir de üç kere bakıyorum. Tamam, üç kere de bakarım. Sorun değil. Oğlum Araba olsun yeter. sen bana emanetsin, öyle deme. Tekerlekleri olsun yeter. Teyzenler bakıyor mu, bakmıyor. Yok. İyi ki gitmiş falan diyorlar ya. Hayır canım, öyle şey derler mi oğlum? Şaka falan mı? Evet, haydi bismillah. Evet, yakıt tüketimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Bakıköy'den Küçükçekmece'ye dönüyoruz Kaan'la. Konuk oyuncu, konuk misafir. Çaktırmadan girdik araya. Aynen öyle. Ne çaktırmaması oğlum? Senin şerefine video çekiyorum. Öyle düşün. Nasıl olsa yolculukta biz yaparız ya. Evet, şu an Bakıköy'den Küçükçekmece'ye geldik Kaan. Evet. Tüketim 5,4 litre. Bana arkadaşlara göster. Evet, onun bir fotoğrafını da çekeyim ben. Tüketim 5,4 litre Kaan'cığım. Evet. Hız ortalaması da 36 kilometre. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.